ta. Hasat Eylül 15'te başladığı için ürünü bir anda piyasaya süremiyoruz. Piyasaya sürme zamanımızı genişletmek amacıyla ürünü muhafaza için branda altına alıyoruz ürünleri. Çadır altına alıyoruz. Çadır altında ürün don olmadığı sürece kalıyor. Böylece iç piyasaya daha uzun süre ürün sağlayabiliyoruz. Üzümlerimiz hava şartları olsun, toprak şartları olsun, olgunlaşma süreleri farklı oluyor. Geç olgunlaşan üzümleri branda altına alarak olgunlaşma sürelerini uzatıyoruz. Hani biraz daha olgunlaşmalarını sağlıyoruz. Bunu da hocam branda altına alarak, çadır altına alarak üzümü yağmurdan, yağıştan muhafaza ediyoruz. Üzüm bildiğimiz üzere kabuğu ince bir meyve olduğu için çabuk çürüyor. Portakal ya da üzüm hemen suya değince, temas edince, nem olunca hemen çürüyor zaten. Ama üzüm daha ince kabuklu, daha narin bir meyve. Bunun için kurşun iki fatalından falan korumak için, nemden korumak için, sabah çise kıralarından korumak için branda altına alıyoruz. Bu sayede geç olgunlaşan üzümleri iç piyasaya daha uzun vakitte yayıyoruz. O kadar da değil. İşte üzümlerimiz yetişti. Branda çektik. Branda çekmesek bir ay daha hasat edeceğiz veya ürün zarar görecek yağmurlarda. Brandayla süreyi uzatmak için. Ürünümüz taze kalıyor. Sofralara taze üzüm gidiyor 4 ay boyunca. 2003'ten bu yana Elazığ'dan üzüm çekerim. Bu ağın üzümlerini çadır çektikleri için, yağmur yağmadığı için araya gitmiyor. 9. ayda başlıyor, 12. aya kadar çekiyor. Çok memnunum çadır çektiklerinden dolayı. Sen söylesen ben orada indirmeyeyim.